Sevgili izleyenler, sırada Türkiye'mizin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Avusturya ziyaretiyle ilgili haber var. Gitgide globalleşen dünya ekonomisinde yüksek nüfus ve geniş pazar payıyla önemli bir konuma sahip Türkiye ve uzun yıllardır çeşitli sahalarda çalışan Türk vatandaşlarını bünyesinde barındıran, hatta kimilerinin ikinci vatanı haline gelen Avusturya Devleti, ekonomik alanda önemli bir anlaşmaya imza attı. Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan ve Avusturya Devleti Maliye Bakanı Wilhelm Molterer arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye ve Avusturya arasında daha güçlü bir ekonomik bağ kurulması hedefleniyor. Daha sonra konsolosluk yetkilileriyle görüşmek üzere Viyana Türk Konsolosluğu'na gelen Sayın Unakıtan burada basının sorularını cevapladı. Sayın Bakanım, Avusturya ziyaretinizi seyircilerimize kısaca değerlendirebilir misiniz? Şimdi biliyorsunuz bu Avusturya ile ilgili çoktan beri yapamadığımız çifte vergilendirme önleme anlaşmasının revize çalışmaları vardı. Bunları uzun müddet müzakereler oldu. Sonunda da karşılıklı olarak anlaşmayı sağladık ve bu anlaşmayı imza için de ben buraya geldim. Hem Türkiye-Avusturya ilişkileri hakkında hem de Avrupa Birliği ve son global krizle ilgili problemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bana göre bu çok faydalı bir toplantıydı. Buradaki değerli iş adamları bizim gurur kaynağımız. Dolayısıyla onlarla zaman zaman bazı platformlarda bir araya geliyoruz. Nitekim bu işte beraber yaptığımız bu söyleşiden sonra da ben iş adamlarımıza bir araya geleceğim. Onların dertlerini, problemlerini dinleyeceğim. Tabii onların problemlerini çözmek bizim en büyük ödevimiz, vazifemiz. Ve onların başarıları bizim başarımız demektir. Sadece Avusturya'da değil, Avrupa'da ve hatta dünyada ne kadar iş adamımız varsa biz onların yanındayız. Ben her şeyden önce sizin bu yayınınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Avusturyalı iş adamlarımıza başarılar diliyorum. Muvaffakiyetlerinin artarak devam etmesini diliyorum. Hiçbir şeyden korkmasınlar, yılmasınlar. Türk hükümeti, Türkiye her zaman onların yanındadır. Dik dur, başları dik olsun. Türk hükümeti olarak biz buradaki vatandaşlarımızın yanındayız. Nefes alıp verirken bile bizleri yanlarında hissetsinler.